...Osama Ranking veya Ranking of Kings... ...bana uzun zamandır önerdiğiniz animelerden bir tanesiydi. Hatta konu kaldığım bir videoda... ...Jahrein'de şiddetli bir şekilde... ...bana bu animeyi önermişti. Ama şu ara en beğendiğim yenilerden bir tanesi de... şey ...Ranking of Kings. Evet. Bayağı iyi. Çok önemli Bayağı iyi. Ben hemen izleyeceğim ilk fırsatta. Boşlukta sıkıştır onu araya. Çok iyi. Sıkıştırayım. İzleme fırsatı yakaladım. 23 bölümü bitirdim. Çok çok hoşuma gitti. Hemen bir videosunu çekmeye başladım. Normalde ikiye bölme planım vardı... Ama ama tamamını bitirip öyle videosunu çekmeye başladım. Çünkü çoğu yorumda şu yöndeydi. Çok güzel başlayıp sonlara doğru gitgide düşen bir anime denmişti. Biraz katılıyorum bu yoruma. Bunu da tabii ki konuşacağız. Ama ondan önce size kısacık anime evimden bahsetmek istiyorum. Sağolsun anime evim bu ayda bana çok güzel ürünler gönderdi. Aynı zamanda yine bir indirim kodu oluşturdu. Onu size en başta söylemem lazım. GLY kodu ile anime evimde %15 indirim kazanabilirsiniz. 100 TL ve üzeri alışverişlerde ve mangalar hariç bunu söyleyeyim. Anime evimdeki en yeni ürünlerden haberdar olmak için ya da yeni yeni indirimlerden haberdar olmak için ki çok indirim yapan bir site. Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Yeni tişört baskıları, yeni figürler, yeni cosplay ürünleri ve mağaza hakkındaki haberler için kesinlikle Instagram sayfasını anime evimin takip edin linkini hem açıklama kısmına hem de yorumlara bırakacağım. Daha önce de bana pek çok ürün göndermişlerdi kendileri biliyorsunuz. Şimdi Gelin bu sefer neler göndermişler bir bakalım. Önce tişörtler. Gördüğünüz gibi ilk olarak Gojo Satoru tişörtü, Jujutsu Kaisen'in belki de baş karakterimden bile daha çok sevilen karakteri Gojo Satoru. Chainsaw Man'den Makima yine en az başrol kadar meşhur bir karakter. Chain Solmen'in en ikonik karakterlerinden bir tanesi. Önde daha sade tasarımlar isterseniz One Piece'ten kalp korsanları Trafalgar Law'un tayfasının sembolünün küçük bir versiyonu var burada logosunun. Sırtta ise tam boy olanı var. Ve son olarak One Piece'ten Luffy'nin yepyeni formundaki aranıyor posteri. Şöyle biraz daha kalkayım. Tabii ki sadece tişört değil, her zamanki gibi farklı farklı ürünler de var. Bardaklar, ki ben hastasıyım bu anime baskılı bardaklara. Bu sefer Bleach ve One Punch Man, Saitama'nın en meşhur sahnesi. Ki daha önce de biliyorsunuz kilo, şu an kahvemi içtiğim bardak ve Ace kupaları gelmişti. Bu küçük sevimli Nendroid figürlerin yanına iki figür daha eklendi. Bunların hepsini de daha önce anime evim göndermişti biliyorsunuz. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Jotaro ve Chainsaw Man figürleri eklendi. Ki özellikle Chainsaw Man figürünün hastası oldum. Ve tabii ki en büyük hediye Hunter x Hunter'dan mükemmel Gon figürü. Gerçekten çok kaliteli bir figür. Evdeki hediyelik eşyaların en değerli parçası haline geldi şimdiden. Onu Hunter x Hunter oldum zaten akan sular durur benim için biliyorsunuz. Anime evime çok teşekkür ediyorum. GLY koduyla %15 indirimi anında kazanabilirsiniz. 100 TL ve üzeri alışverişlerde ve manga hariç Instagram'ını kesinlikle takip edin. Instagram'ı çok aktif kullanan bir mağaza. Merak ettiğiniz soruları da gene Instagram'dan kendilerine iletebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. Buyurun. Hikaye konusunda kronolojik bir anlatım yapmayacağım arkadaşlar diğer videolardaki gibi. Zaten gayet kısa, net, anlaşılır bir hikaye. Daha çok fikirlerim bahsedeceğim. Hangi hikaye tercihleri hoşuma gitti, o Osama Ranking'in yaptığı şey ne, güçlü olduğu taraf ne, zayıf olduğu taraf ne. Bunlar hakkında konuşacağız. Bir kere en başta şunu aradan çıkaralım. Görsel dili diğer animelere hiç benzemiyor. Bambaşka bir tatta ki bunun için mangasına dönüp baktım. Mangası da zaten biraz daha amatör hissettiren, zaten dijital olarak bir manga sitesinde yayınlanmış bir eser. O mangadaki sadeliği, amatörlüğü animeye aktarma konusunda çok güzel bir tercih yapmışlar. Böyle nasıl diyeyim, çok nevi şahsına münasır bir görsel tarz yakalamışlar. Hani bundan sonra belki de bu tarz Osama Ranking tarzı olarak bilinecek yani hiç bilmiyoruz. Ama nasıl izlememiş olsam bile hani gördüğünde evet bu Miyazaki Stüdyo Ghibli'nin bir animesi dersin ya. Osama Ranking'in de öyle çok kendini belli eden bir tarzı var. Bayağı hatta böyle çocukça ve az uğraşılmış gibi durmasına rağmen hiç de öyle değil. Özellikle böyle aksiyon başladığı zaman vay be oğlum iyi lan aslında hiç de öyle göründüğü gibi değil diyorsun. Görsel olarak veya müzikler olarak animasyon olarak çok çok güzel. Hiç yormayan, kendine has, hikayenin havasını çok çok iyi veren görsel bir dil. Mükemmel. Onun dışında evreni inanılmaz bir high fantasy evreni var. Yani bayağı fantastik bir evren. Bunu başlarda anlayamıyorsun bile. Hani bu seri ilerledikçe daha da net anlıyorsun. Fantastiklik seviyesi dediğim gibi yani high fantasy diyebileceğimiz sınıfta. Çok çok güzel bir evreni var. Benim en sevdiğim ya. Yani beni az çok tanıyanlar bunu fark etmiştir. Bana ver abi kılıç, kalkan, büyü, ok, yay böyle orta çağı gibi hissettiren. Büyülü orta Birazcık da kraliyet entrikaları ver. Minik de olsa beni zaten kaptın. Daha fazla bir şey yapmana gerek yok ki. Yani olsama ranking bu konuda gerçekten bence ayarında. Yüzeysel inanılmaz entrikalar, taht oyunları dönmüyor tabii ki. Ama zaten anlatmaya çalıştığı şey de bu değil. Ama bence yeterli. Bunu da söyleyeyim. Gelelim en büyük unsura. Baş karakter Prens Boji. Boji karakteri sağır ve dilsiz arkadaşlar. Zaten hikayenin birazcık da olayı bu yani. Boji'nin sağır ve dilsiz olması üzerine kurulmuş bir hikaye. Onun yaşadığı zorluklar, onun hissettikleri hani birazcık da bu gibi engelli bireylerin yerine koymamızı istiyor hikaye. Onlarla empati kurmamızı da sağlıyor. Yani öyle çok fazla örneğine rastlayamayacağınız anime hikayesi bence öyle söyleyeyim en azından hani baş karakter açısından baktığımızda. Sağır ve dilsiz bir baş karakteri, çocuk yani küçük bir çocuk olan baş karakteri izliyoruz. Çok güzel bir tecrübe. Çok güzel bir farkındalık yarattığını düşünüyorum ben. Ki yani anime şunu da çok güzel yapıyor yani başlarda Acıyorsun aslında Boji'ye. Ve yani hikaye sana şunu öğretiyor. Ya bu acıman gereken bir şey değil ki. Yani sen böyle insanlara acıman gerekmiyor. Onlar da normal insan. Ki hatta onlar senden daha güçlü insanlar. Bununla ilgili hatta güzel bir sahne de var. Daida ve bu Bebin arasında. Boji üzerinden değil ama da halktan bir engelli adam üzerinden. Orada da toy olan Prens Daida'nın engelli bir hani insan için. Yani ben olsam kendimi öldürürdüm yani böyle yaşamaktansa gibi bir şey demişti. Bebin de yani sen o zaman kendine güvenmeyen... Yani iradesiz bir insansın demek ki bak. O insan engeline rağmen hala yaşamaya devam ediyor. Hani asıl güç, asıl irade, asıl özgüven budur. O da kendini öldürmeyi bilir ama öldürmüyor. Yaşamaya devam ediyor her ne olursa olsun. Gibi böyle çok güzel öğretileri de olan diyeyim bir seri olsama ranking. Ranking of Kings diye de geçiyor biliyor Kralların sıralaması demek yani olsama ranking aslında. Evrende ya bir sürü kral var. Bu krallar güçlerine göre sıralanıyor. Aslında tam olarak güçleri de değil. Genel olarak krallık yetilerine göre sıralanıyorlar. Güç de bunlardan bir tanesi belki de en önde gelenlerinden. Baş karakterimiz Boji'nin babası Kral Bose. Yani güç olarak dünyada bir numara. Baya dev zaten kendisi. Ee, ölüm döşeğinde hikayenin başında ölüm döşeğinde başlıyor ve o öldükten sonra iki tane hani varisi var. Biri Prens Daida, biri Prens Boji. iki farklı anneden. Boji baş karakterimizin yaşı daha büyük ama buna rağmen engelinden dolayı ve gücü de hiç yok yani. Güç olarak sıfır Boji. Bir taşı zor kaldırıyor yani küçük bir taşı. O seviyede güçsüz. Hem güçsüzlüğünden dolayı hem de bu engellerinden dolayı iyi bir kral olamayacağını düşünüp bayağı orada aslında e, tahtı gasp ediyorlar. Küçük kardeş prense geçiyor aslında Bojin'in hakkı ama yine de dediğim gibi gücünü ve engelini bahane ederek kardeşi dayı, dayı geçiriyorlar. Dayı da da zaten aslında güç savaşma konusunda, güç konusunda, özgüven konusunda bayağı iyi seviyede. Yani özgüven de... biraz daha ego diyelim. Özgüveni çok şey değil çünkü. Özgüveni yüksek olan karakterlerin yapacağı şeyler yapmıyor çünkü. Bunun olmasıyla birlikte Boji'nin krallığından ayrılıp güçlenme yolculuğu başlıyor. Bayağı bir yolculuğa çıkıyor ve gerçekten de çok güçleniyor. Bunları artık e, izleyenler zaten biliyor, izlemeyenler de artık izleyince görürler. Dediğim gibi öyle çok detay detay kronolojik hikayeye girmeyeceğim. Biraz da tercihleri nasıl buldum bundan bahsedeceğim. Osama Ranking'in hikaye anlamında aslında yaptığı tek bir şey var arkadaş, tek bir şeyi. Osama Ranking tek bir şeyi defalarca kez yapıyor. Hiçbir insan göründüğü gibi değildir ve veya işte o göründüğü gibi olma aşamasında ağır şeyler yaşamıştır gibi bir formülü var. Bir karakteri görüyorsun lan pü lan ne kötü ne şerefsiz adamsın. Dur kardeşim sana hemen 5 dakikalık bir flashback giriyorum. O kral ve falan oluyorsun. Tabi abartılı anlattım. de şey oluyorsun vay be ne kötü şeyler yaşamış lan haklı mı lan aslında falan diyorsun. Yani bunu artık saymadım ama 10 kez falan yapıyor 23 bölümde. Bir karakter ilk göründüğünde kötü gibi gözüküyor. Sonradan aslında kötü değil amacı iyi veya kötü ama niye kötü bir sor bakalım gibi bir durum çıkıyor ortaya. Sonra sen o karakteri sevmeye başlıyorsun. Sonra yeni bir karakterle tanışıyorsun. Kötü bir karakterle veya böyle gri bir karakterle hemen onunla ilgili bir şey daha görüyorsun. Lan aslında çok da kötü değilmiş. Lan aslında çok da kötü değilmiş. Vay kötü vay aslında kötü değilmiş diye böyle sürekli bir, bir çemberde dönüyoruz. Oğuzhan'a ranking boyunca. Ya. Formül bunun üzerine kurulmuş. Kimi hikayeleri çok güzel anlatıyor. Kimisini de güzel anlatıyor. Yani kötü anlattığı yok. Ya güzel ya çok güzel oluyor. Ama ama tabi abartıya kaçan kısımlar da var. Çünkü artık bir yerden sonra şeytan var mesela. Baya şeytan var. İblis var hikayede. Onun bile kısa bir peki girip lan aslında yani iblis de hayat onu birazcık bu yola itmiş gibi. O, orada ya yani iblis üzerinden bile sana bir böyle vicdan yaptırmaya çalışıyor. Bunu tabi abartı bulmuş olabilirsiniz. Ben de biraz şey oldum. Tamam canım o kadarına da gerek yok oldum. Ama Total'e vurduğumuzda o Summer çok güzel hikayeler anlatıyor. Karakter karakter gittiğinde bile. Mesela benim en sevdiğim ay aile... Ile şey oldu. Yeraltı dünyası ailesi oldu. Yeraltı kralı var ya Desa. Kardeşi Despa. Bir küçük kardeş. En küçük kardeşi Olken. Bu üç kardeşin hikayesi bu zaten sonlara doğru anlatılmış bir hikaye ki sonlara doğru olan şeyler arasında belki de en iyisi. En iyi unsur buydu. Bunlar aslında bir tanrının çocukları. Babaları tanrı. Anneleri değil. O yüzden yarı tanrı bunlar. Ve babaları baya kötü bir tanrı yani. Şeytan. Sadist bir adam. Babalarına karşı işte en büyük çocuk olan abi Desa bir ayaklanma başlatıyor ve baya kanlı bir savaş. Çok şeyleri feda ettikleri bir savaşa giriyorlar. O savaş esnasında işte ağır şeyler yaşanıyor. Yani mesela böyle bir şeyin işlenmiş olması hoşuma gitti. Bu bence hikayenin olgunluğunu gösteriyor. Dessa e, babasına karşı ayaklanırken paralı askerler tutuyor ve paralı askerler baya barbarik, baya kötü, insani değerli, değerleri olmayan tipler. Babalarının tarafında savaşan bir ırk var mesela. ve Devimsi, yeşil, hulk gibi tipler düşünün. Öyle bir ırk var. O ırkın böyle bebeklerini alıp işkence falan yapıyorlar çarma girip. Dessa böyle bunlara göz yummak zorunda kalıyor. Çünkü başka savaştıracak kimsesi yok. Üç kardeş baya zor anlar yaşıyorlar. Vay be ne yollardan geçmişler gibi oluyoruz Ama babalarına karşı e, sonunda zaferi kazanmışlar. Fakat bu seferde en küçük kardeş üzerinden anlatılan çok üzücü bir hikaye var. O da şeytan tarafından ölümsüzlük lanetiyle lanetleniyor. Ki ölümsüzlüğün hikayelerde neden bir lanet olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Çünkü ölümsüz olduktan sonra yavaş yavaş insani duygularını kaybetmeye başlıyorsun. Ve insani duygularını kaybettikten sonra da tamamen sürekli rasyonellikten uzak, ahlaktan uzak, şeytani dürtülerle hareket eden birisi haline geliyorsun. Yani bu hikayede böyle bir durum var. Hunter x Hunter mangasını okuyanlar bilir. Orada da mesela 5 musibet vardır. kıtadan gelen, insanoğluna musallat olan en tehlikeli 5 şey gibi düşünebilirsin bunu. Bunlardan bir tanesi de gene ölümsüzlük hastalığıydı. Orada da benzer bir işleniş söz konusu. Orada da ölümsüz hastalığına yakalanmış birinin o son halini görmüş, artık tamamen insanlıktan çıkmış. Ya o kısımlar çok güzeldi yani. Desa, Despa ve Olken hikayesi güzel. O sonlardaki son güzel şeylerdi. O son bölümlerdeki. Çünkü orada gerçekten hoşa gitmeyen şeyler var yani. Hikayenin ilerleyişindeki en kilit karakter Miranjo karakteri. Aynanın içindeki kadın Daida'nın sürekli aklını bulandıran, aklını çelen. Onun da gene hatta baya uzun bir hikayesi giriyor. Kral Bosse ile bir hikayesi var onun. Çok gene üzücü. Çok çok üzücü. Ee, orada da gene biraz daha böyle Böyle az önce Desalar'ın paralı asker hikayesini anlattığım gibi ırkçılık üzerine bir şey var. Orada büyücü bir topluluk var. Bayağı şehirlerinden oluyorlar tanrılarla savaşırken. Tanrılara karşı ayaklanan tek şey onlar. Tanrılar bayağı kötü bu arada. Tanrılara karşı büyücüler bir tek karşı koyabiliyor. O büyücüler savaşıyor ama işte geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Daha ilkel bir ırkın yaşadığı yere yerleşiyorlar. O ilkel ırkı yükseltiyorlar. Bayağı refah seviyesini arttırıyorlar. Fakat daha sonra o ırk tarafından ihanete uğruyorlar. Miran Miranjo annesi büyücü. En çok yardım da ondan oluyor genelde o ilk ırka ama öldürdükleri de o oluyor. En acı şekilde öldürdükleri. Miranjo'ya da daha küçücük çocukken baya yüzünün derisini soyup ellerini kesiyorlar. Ya ağır şeyler yani o görsel dilden çok çok farklı bir ağırlığı var. Birazcık bununla tezat oluşturuyor zaten. Hani bir açıyorsunuz bu ne lan? Ben çizgi film mi açtım ben diyorsunuz. Ya o çok ağır şeyler işleniyor ama içerisinde. İşte bizim Kral Bosse karakteri bu Miranjo'nun başına gelenlerden kendisi sorumlu tuttuğu için hayatı boyunca her zaman kendine hani o Miranjo'yu koruma ona sahip çıkma yemini ediyor gibi düşünebiliriz. Bu hikayenin sonuna kadar devam ediyor. Yani hayatta en değer verdiği şey bir manevi kızı gibi oluyor. Orası da gene güzel ama artık sonlara doğru flashback olmayan kısımlarda o kadar çok biraz hani baygınlık yaşıyorsun ki buralarda <laughs> tamam anladık çabuk geçsin bitsin oluyorsun artık. Yani şeye geri dönersem başta çok iyi başlayıp sonra düşüşe gerçekten ilk bölümler zaten çok çok güzel. Düşüş de birazcık böyle 15'lerden sonra falan hafif hafif başlıyor yani. Hani 10 bölü 10, 10 bölü 10, 9 bölü 10, 9 bölü 10, 8 bölü 10. Sonra tak 6'lara kadar o son bölümler düşüyor. Totalinde ama gene en kötü. 8'i falan vardır tabii ki olsa Ranking'in. Hani sevdiğim karakterlere bakarsak tabii Kage zaten baş karakterlerden bir tanesi de Kage. Kraliçe Healing. Adı Healing bu arada heal, hill, heal'liyor gerçekten insanları. <laughs> heal atıyor insanlara. İyileştirme gücü var. Ya bu seriyi bitiren şey iyileştirme gücü oldu arkadaşlar. Son bölümlerin düşüşünün sebebi de iyileştirme gücü. Her, ya sürekli iyi iyileştiriliyor herkes. O görsel diline göre çok ağır bir hikayesi olan, çok ağır olayların yaşandığı hava gene bu iyileştirme sayesinde ortadan kayboluyor. Çünkü bu kadar ağır şeyler anlatınca ben tabii şey dedim sonlara doğru demek ki bayağı ölen olacak. Üzücü ölüm sahneleri falan kim Kimse ölmedi. Kimse ölmedi. Sürekli bir iyileştirme, iyileştirme, iyileştirme. Ve yani hiç beklemediğimiz kişilerden de iyileştirme güçleri çıktı falan. Yani kraliçe healing'in koruması doğru şey. Yani 5 defa falan ölmesi gerekiyordu. 5 defa. Bir sürü ölüm sahnesi oldu. Artık son vedası epik ölüm korurken öldü. Gene, gene ölmedi gene ölmedi. İkinci bitiren şey Prens Boji'nin çok kısa bir sürede çok çok güçlenmesi ve yaşayan en güçlü kişi olması pat diye resmen yani. Aşırı OP bir karakter olması ve bana çok mantıklı gelmeyen bir teknikle. Hani her hayatta her şeyin her maddenin bir zayıf noktası vardır. O zayıf noktayı bulma konusunda çok çok iyi. O yüzden bu eskrim kılıcı gibi bir kılıç kullanıyor. incecik iğne gibi. Onunla böyle en zayıf noktasına değiyor ve yeniyor herkesi. Koca kayaları da parçalayabiliyor veya elektriği de durdurabiliyor falan. Yok. Oralar batırış olmuş. O kadar basit şey değil. Evet hayatta gerçekten her şeyin bir zayıf noktası var da orada işte molekülleri gösteriyor falan bilmem ne moleküller üzerinden anlatıyor da ama yani o kullandığın kılıç ne kadar ince de olsa gene de moleküler seviyede müdahale edebileceğin seviyede bir kılıcı değil. Her maddenin zayıf noktasını pat diye o kılıçla şey yapamazsın. Orası artık fantastiği veya evren kurallarını geçti mi direkt? Bence mutlak bir şekilde saçmalık yani oralar. Çok hoş ama gitmedi. Ki yani hikaye bana sanki başlarda şeyi anlatıyor gibiydi. Boji'nin gücü vicdanından, merhametinden, iyi niyetinden, alçak gönüllülüğünden geliyor. Asıl güçlü olduğu şey bu. Ve asıl güç budur zaten gibi bir şey anlatacak sandım hikaye. Boji tüm bunların yanında bir de yaşayan en güçlü kişi olunca pat diye sanki bir şeyler eksildi hikayede gibi geldi bana. Yani hikayenin yapı taşlarından bir tanesi çekilmiş gibi geldi bana Boji'nin çok güçlü olması olayından sonra. Ama yani onun dışında işte Prens Dayı da kral oldu sonra. 4 i̇şte büyük, Bosse'nin dört büyük şövalyesi, Dorşe, Domas, Bebin, Apis. Ya bunlar da fena değildi de. Ya hiçbiri başladığı kalitede bitiremedi hikayeyi. Yani. Bu arada Oğuzhan'a Ranking devam ediyor. Onu araştırdım. Mangası ciltlenmeye devam ediyor. Animeden sonra devamı var. Mangada hatta bu ay çıkmış bir manga cildi bile var. Ee, bitmiş bir seri değil. Devam ediyor. Evrende şunu görebiliyorsun. Evet biz evrenin şu anda bir parçasını gördük. Çok daha büyük bir evren. Bunu anında görebiliyorsun. Ya animenin mesela son iki bölümü çok şey uzamış. İki bölüm önce de bitebilirdi her şey. Hatta son bölüm baya böyle ekstra artık veda bölümü gibi. Ya bilmiyorum ya keşke daha güzel olsaydı sonu ya. ya daha ağır kararlar alabilseydi hikayenin yaratıcısı. Ama yine dediğim gibi ya her türlü sekizi var bu animenin. Yeraltı kralı Desa ve onun ailesinin hikayesi beni en çok etkileyen oldu. Ya en çok sevdiğim o oldu. Ayrı bir anime olarak izlerim. Öyle söyleyeyim. Olsa. Bir de yani en küçük kardeşleri en böyle delikanlıları en böyle şövalyesi. Hatta yeraltı şövalyeleri var. Dünyadaki en böyle bilinen en güçlü şövalye grubu. Onu kurmuş yani en küçük kardeş onu kurmuş. Sonra geldi hale bak. Oken karakterinin. Hani abisi onu hapsetmek zorunda kalmış zindana. zindanda farelerle falan besleniyor. Yani bence o çok üzücü dramatik bir hikayeydi. Onun bakalım sonu ne olacak animenin devamında. Mangada bir şeyler var orada belli ki. King Desa bu arada şöyle bir bilgi öğrendim. Yeraltı kralı ya Desa. Hades'in anagramıymış yani. Harflerinin yeri değişmiş hali Desa. O da yeraltı tanrısı ya Hades. Böyle bir trivia bilgi <laughs> vereyim size yani benim hoşuma gitti. Despa karakteri. Herhangi bir savaş gücü yok ama çok bilge bir karakter. Kardeşlerin arasındaki, arasındaki dinamik çok güzel. Toparlarsak gerek görsel diliyle, gerek engelli bir baş karakteri işlemesiyle, ee, gerek işte her insanın bir görünen yüzü vardır bir de arkasında hiç görünmeyen bilmediğim bir hikayesi vardır. Temasıyla bunu sürekli sürekli işlemesiyle falan. Bence gayet kendine has, kaliteli, kesinlikle izlenmesi gereken bir anime. Olsama Ranking. Hepinize öneriyorum ve bu videonun sonuna geliyorum. Şimdilik benden bu kadar Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.